Özellikle bu rüya çerçevesinde bir medeniyet hazıraya dair de bir eleştiri var. Özellikle son dönemde bu günlerde kastederek Çark husumeti İslamiyet'in inkişafının önünde bir engel olarak karşıya çıkıyordu. Garp husumeti ise Müslümanların ittihadına, İslam'ın ittihadına ve uhuvvetin inkişafına neden olduğu için de baki kalmalıdır diye Bediüzzaman aslında burada belki yine tarihi bir usul, üslup ve yöntem göstererek bir çerçeve çiziyor. Bu rüyanın kendi dinamikleri içerisinde hani kaybedişin aslında büyük bir kazanma olması, daha önceki haftalarda da konuştuğumuz görünenin ötesinde başka bir hakikat olduğu vurgusu hep söz konusu. Bir felaket gözüküyor ama felaketin ardından büyük bir şahlanışa bu dönüşebilir vurgusu oluyor. Bu çerçevede bu rüyada bir iltihabeyi yani bireysel yani psikolojik yapılar insandaki o özellikleriyle ve toplumsal yapılar açısından nasıl değerlendirirsiniz Mehmet Hocam? Şimdi bunu değerlendirirsek burada birkaç tane nokta var. Yani bir zaman uzun vadeli projeksiyonlarda bulunuyor. Kısa vadeli projeksiyonlarda bulunmuyor. Yani olaylara uzun vadede bakıyor. Aceleci davranmıyor. Bediüzzaman. Hadiseler konusunda, gelecek konusunda bu bakımdan bir umutsuzluğa kapılmıyor. Tabii bunun temelleri bir de söz konusu. Burada sadece olayı maddi boyutlarıyla veya zahiri boyutlarıyla alıp işte bir zaman uzun vadeli strateji çiziyor demiyoruz sadece. Bunun bir de manevi temelleri vesaire var. Bu açıdan bir de bakacağız. Yani pozitivizmin bize alıştırdığı atmosfer içerisinden çıkarak bakacağız biraz burada bunlara. Burada aynı zamanda Rüya-i Sadıka'dan bahsediyor. Bir de keşifler var aslında biraz. Hani Bediüzzaman'ın hayatında bu tür keşifler çok olmuştur yani. Biz bir de o açıdan bakarsak yani. Hani Bediüzzaman Eskişehir hapishanesindeki penceresinden bakarken gördüğünden tutalım diğer başka şeylere vesaire bakalım. Bu biraz maneviyat alemiyle de alakalı bir hadise. Bir Rüya-i Sadıka'da yani Bediüzzaman'a bir umut veriliyor ve deniliyor ki sen de işte bu şeyin içerisindesin. Yani bu manzumenin içerisindesin. Bu iş görüldüğü gibi değil. Bunun arka planları var vesaire var. Sahipsiz değilsiniz yani. Yani yenilmiş İslam alemi mağlup olmuş Batı karşısında özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda İslam aleminin temsilcisi noktasında olan Osmanlı Devleti'nin ağır bir mağlubiyete düçar olması, Mondros Mütarekesi'nin imzalanması vesaire bütün bu çerçevede alıyoruz. Daha önceki hadiseleri de buna ekleyerek geliyoruz. Sadece Birinci Dünya Savaşı değil ama Birinci Dünya Savaşı bakımdan çok büyük bir yıkımı hani getirdiği için söyleniyor. Tam da Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde yani bu Bediüzzaman'ın bu şeyi 1335-1919 mütareke döneminde olan bir şey. Burada Bediüzzaman'a bir umut aşılanıyor ve bunun kodları veriliyor aslında bir açıdan. Bediüzzaman da onları burada dillendiriyor ve bu şekilde. Yani bir felaketten saadet çıkacağı gibi saadetten felaket çıkabilir. Böyle büyük bir felaketten saadet de çıkabilir. Yani biraz da bu konuda mesela bak şeyleri hayreler, hayreler diye başlayan İbrahim Hakkı'nın o ifadesi, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani biraz Allah'a havale etmek, biraz teslimiyetle alakalı bir husus var. Yani her şeyin sahibi Allah'tır. Ümmetin de sahibi Allah'tır. İslam aleminin de sahibi Allah'tır. Kainatın vesaire, zahir ve batının sahibi Allah'tır. Biraz önce Ahmet Hoca'nın dediği gibi. Dolayısıyla Allah'tan umut kesilmez. Yani Allah bu işleri sevki idare eder ve bu felaketten bir saadet çıkarabilir, bir umut. Hem bu açıdan bir umut söz konusu hem de belirli projeksiyonlarla bazı kodlar ortaya koyuyor Bediüzzaman o devirde. Aslında günümüze dahi şey yapıyor, projeksiyonlarda bulunuyor Bediüzzaman. Yani günümüze de
böyle hitap edecek birçok ifadeleri bu kısa belki sayılan bölümde bile bir şekilde bulma imkanına sahip olabiliyoruz burada. İşte alemi İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Yani ileride bir şey, ama ileride gelecek derken şunu söylemiyor Bediüzzaman. Hemen olacak yani ileride derken yani 3 senelik, 5 senelik kısa vadeli şeylerde bulunmuyor. Nedir tahminlerde veya ileriye yönelik olarak bu konularda yorumlarda bulunmuyor. İslam aleminin belki 100 senesine, 150 senesine hitap eden bir şey var burada. Durum söz konusu. Bediüzzaman işte devletler ve milletlerin muharebesinin tabakat-ı beşer muharebesine terki mevki ediyor. Yani artık eskiden mesela savaşlar daha mevzii olurdu. Daha lokal olurdu. Şimdi artık Batı öyle bu şeyiyle, tasavvutuyla, dünyada oluşturduğu bu sömürge vesaire ağıyla ve şeylerle, nakil vasıtalarıyla, modern teknolojinin getirdiği nakil vasıtaları vesaireyle bir savaş, artık böyle bir çatışma, böyle bir durum artık sadece bir bölgeyi, bir yöreyi, lokal bir yeri ilgilendirmiyor. Tabakat-ı beşer, yani bütün insanlığı böyle içine sokan, bütün insanlığı meşgul eden, bütün insanlığın içine dahil eden büyük savaşlara doğru böyle evriliyor. Peki zaten İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl böyle bir şeye gittiği de hani ortada. Japonya'dan Amerika'ya kadar, Batı Avrupa'ya kadar, Afrika'nın belli yerlerine kadar nasıl İkinci Dünya Savaşı'nda savaşların cereyan ettiğini vesaire. Sonuçta işte Japonya'ya atılan atom bombaları ya kitle silahlarının kitle öldürme silahlarının ne kadar, ne tür bir boyuta vardığını falan, o anlamda göstergesi. Bir de o zaman işte şeriat medeniyetiyle Avrupa medeniyeti arasında bir şeyde bulunuyor, kıyasta bulunuyor. Bu çok önemli çünkü belli şeyleri 5 menfi esas üzerine diyor. Bu menfi esaslar karşısında İslam'ın ve şeriatın getirdiği, şeriat medeniyetinin getirdiği müspet esasları vaz ediyor. Yani onları belirtiyor. Onları açıklıyor. Yani en önemli şeylerden bir tanesi işte kuvvete dayanması. Hakka değil, kuvvete dayanıyor. Menfaate dayanıyor. Tecavüze dayanıyor. Başkasının hakkını ve hukukunu tecavüz ediyor. Dayanıyor. İkincisi menfaat, üçüncüsü. Daha sonra tezahüm. Yani sıkıntı verme. Başka yerlere, dünyaya bir sıkıntı verme. Yani nedir? İşte kurulan sömürgeler aracılığıyla kendi saadetinde, saadeti karşılığında başka insanların, başka ülkelerin, başka toplulukların felaketine sebebiyet verecek şekilde bunu kurması. Başkasının felaketi üzerine saadet kurma durumu. Cidal çatışmadır, çatışmacı bir. Sürekli çatışmacı, tenazuk. Tenazuk ve cidal üzerine dayanması. Bu şeyi bir çatışma, didişme ve çekişme üzerine dayanması. İttihat, uhuvvet vesaire müspet esaslar üzerine dayanmaması. İkincisi, daha sonra bir de ahiri yutmak, yani diğerlerini felaketine, biraz önce şey ettiğim gibi diğerlerini yutmak, diğerlerini yutarak kendi saadetini veya kendi hakimiyetini tesis etme. Bir diğer bir şey unsuriyet ve menfi milliyet. İşte bu en önemli şeylerden, yani ırkçılık üzerine dayanması. Irkçılık yaparak ötekileştirmek diğerlerinin üzerine baskı ve tahakküm kurmaya yönelik bir şey dayandığını ifade ediyor. Cazibe, hizmeti, heva ve hevesi, heva ve arzularını tatmin ve metalibini tesildir diyor. Müfit hocam, buradaki bu bahsettiğiniz işte heva, heves, işte bahsedilen belki insani değerlerdeki problemler açısından
Batı medeniyetinin Roma ve Yunan medeniyetiyle olan ilişkisi üzerinden Müslümanların itiraz ettiği noktaları söyleyebilir miyiz? Ya Bediüzzaman şimdi burada hangi medeniyet Ahasuera'ya itiraz ediyor? Yani alemi İslam Batı medeniyetini istimkaf etmiş durumda. Yani şey duruyor, uzak duruyor ve o medeniyete muhber aslında Roma dehasıyla aşılanamaz diyor. Bunun sebebi Yunan ve Roma'nın bu iki ruh şeyde yaşıyor. Pagan kültürüne dayalı, pagan kültürüne, tahakküme, bu dediğim biraz önce sıraladığım esaslara dayanması. Hem Roma medeniyetine hem Yunan medeniyetine. Zaten önce Yunan medeniyeti, daha sonra yani Helenistik medeniyet olarak da daha sonra şeyden ilk önce Yunan devletçikler, şehir devletleri, daha sonra şeye doğru bu Helenistik birliği, İskender'le birlikte oraya dayanması ve daha sonra Roma'nın ortaya çıkışı. Bu her ikisi bu dediğimiz insanın tabiatına ve fıtratına ters olan, tahakkümü esas alan, nizağı, cidalı, menfaati, kuvveti esas alan, hakkı esas almayan, hakka istinad etmeyen, tevazuda, adalete ve ahlaka istinad etmeyen medeniyet kodları var. Bu ikisinde temelleri var. Roma ve Yunan medeniyeti de bunlara dayandığı için bunlar da aşılanamaz dehasıyla. Yani bunlarla birlikte bir medeniyet, yani İslam medeniyeti bunlarla mezzedip de bunlarla Roma ve Yunan medeniyetinin bu temel özelliklere sahip olan, dediği menfi özelliklere sahip olan yapısıyla mezzedemez. Çünkü İslam medeniyetinin kendine dayalı nokta-i istinad kuvveti değil, bedel haktır ki adalet ve tevazundur. Ya bunlar da neye dayanıyor? Allah'a dayanması, pagan kültürüne ya da pagan inancına dayanmaması, tevhide dayanması. Biraz daha ileri götürürsek tevhide dayanmasından kaynaklanan bir durum. Onlardaki tahakküm de ise bir müstazaflar oluşması, fakirlik oluşması, insanların ezilmesi, ezilen toplulukların, sınıf kelimesini pek kullanmayacağım belki. Yani hani ve bu sınıf kelimesi biraz hani yani class society ya da classless society, sınıfsız toplum, sınıfsız vesaire. Onlara girmeden söyleyeceğim. Oluşturduğu belli toplulukları ahkam altında mazlum haline ve müstazaf haline getirildiği bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Bunun sebeplerini dediği zaman tabii izah ediyor. Tabii o dönemler tam İslam aleminin her tarafının işgal haline, bir kısmının işgal edildiği, bir kısmının da sömürgeleştirildiği, yani çok fazla İslam ülkeleri sömürgeleşmiş durumda. Orta Asya vesaire Rus işgaline, Çin işgaline uğramış. Diğer yerleri de Batı Avrupa ülkelerinin ya işte Birinci Dünya Savaşı ile işgaline uğramış ya daha önce işte Tunus gibi, Cezayir gibi vesaire, Endonezya gibi çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından, denizci büyük devletler tarafından, düveli mazat tarafından sömürge haline getirilmiş ve sömürülüyor. Müfit Hocam açıklayarak başlasın çok memnun oluruz. Bediüzzaman'ın buradaki 5 dönem, 5 katman, 5 esas Ahmet Hocam bahsettiği noktan üzerinden başlayacak olursak, yani Müfit Hocam tabii 10 dakika içerisinde bunları konuşmak çok zor ama yani genel itibariyle İslamiyet'in şeriatı garra üzerinden oluşturmaya çalıştırdığı medeniyetin esasları nelerdir ve bunlar yani bireysel ve toplumsal olarak ne sunuyor hocam bütün insanlığa, bütün insaniyete? Çünkü az önce Ahmet Hocam'ın bıraktığı noktada da aslında 20. yüzyıl bütün bunların yüzleşildiği ve Batı açısından çok kötü sonuçları da oluşturduğu bir sahneye dönüştü. Büyük acılara, büyük felaketlere, hakikaten insaniyet namına yüz kızartıcı birçok durumlara hem bireysel olarak hem toplumsal olarak hem devletler nezdinde çok gerçekten sıkıntılı durumlara döndü.
Bunun karşısında şeriat-ı garra, İslamiyet neyi öneriyor hocam? Bütün insanlığa neyi sunuyor? Şimdi burada asıl mesele Batı medeniyetini, yani Roma ve Yunan medeniyeti tevhem olan, ikiz olarak onları nitelendiriyor Bediüzzaman. Bu ikiz medeniyetin dayandığı temelleri aslında. İşte Batı medeniyeti de bir şekilde onların daha sonraki temsilcileri veya daha sonraki mirasçıları olarak karşımıza çıkıyor. Batı medeniyeti, modern Batı medeniyeti diye tırnak içerisinde. Bu iki medeniyetin oluşturduğu yapı, insanlığın ontolojik olarak mevkiini saptıran özelliklere sahip. Mesele bu. Yani pagan bir kültürden gelen bu her iki medeniyette bir şekilde Prometheus'cu bir yaklaşımla ilahi otoriteye aslında baş kaldırıp kendini onun yerine ikame eden, menfaatı ve diğer tarafta cidalı, çatışmayı, ihtirası vesaire, bu tür Bediüzzaman'ın burada da hani belirttiği kuvvete istinad etmesi, tezahüm, tenazu, başkalarını yutmak ve bir de Bediüzzaman'ın dikkat çektiği bir husus da havayici gayri zaruriye, havayici zaruriye hükmüne geçmişler. Yani tüketim toplumunu oluştu. Yani sonsuz bir tüketici adeta şeyine doğru insanı sevk etmesi. Yani ihtiyaçlar belliyken bu ihtiyaçların çok ötesinde ve heva ve heves uğruna şeylerin artması, tüketimin artması, masrafın artması ve burada da şeyler belli olduğu için, üretim veya ihtiyaç maddeleri belli olduğu için, belli bir sınır olduğu için, o sınırı aşarak hile, haram burada ve tahakküme ve başkalarını daha bildiği tabirle sömürüye doğru gidiş söz konusu. Roma medeniyetinde de öyle bir durum. Unsuriyete dayanıyordu, tahakküme dayanıyordu, cidale dayanıyordu, çatışmaya dayanıyordu, başkalarının hak hukukunu çiğnemeye dayanıyordu, adaletsizliğe dayanıyordu vesaire. Bütün bu menfi temelleri, menfi sıfatları barındıran nitelikler arz ediyordu Roma medeniyeti. Dolayısıyla zulümkar bir medeniyetti, muzlim bir medeniyet. Yani muzlimliği getiriyordu, karanlık bir medeniyet olarak karşımıza çıkıyordu. İnsanların büyük bir bölümünü kendi tahakkümü altına aldığı bölgelerde zulüm ediyordu. Kendi belli bir oluşturduğu, belli bir %10'luk veya işte şeylik, yani azınlıkları oluşturuyor ya Batılı medeniyet sahipleri veya onların oluşturduğu başka siyasal yapıların böyle bir durumu söz konusu. Bütün bunlarda bir büyük bir adaletsizlik oluşturuyor ve bu da insanlığa büyük zararlar veriyor. Hani Roma ve Yunan medeniyetinin, Yunan felsefesini falan kastetmiyorum. O oluşturulan siyasi yapı, toplumsal yapı vesaire, bunları kastederek hani söylüyorum. O felsefesinin veya diğer bazı şeylerinin belki şey olmayan yönleri de olabilir. Hani insanlar tarafından mahasini de olabilir. Hani Bediüzzaman'ın diyor ya, medeniyetin mahasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Onları harçlayarak burada ifade ediyorum. Bunların açtığı, bugünkü Batı medeniyetinin oluşturduğu, işte bu tüketim toplumu oluşturması, Amerika'nın bir tüketim canavarı haline gelmesi, diğer ülkelerden birçok Afrika ülkelerini veya Asya ülkelerinin veya başka ülkelerin fakirlik sınırının altında olmaları vesaire, bütün bunları düşünerek, hani popülist veya üçüncü dünya edebiyatı yapan bir şey olarak söylemiyoruz bu. Böyle bir gerçek var. Büyük bir adaletsizlik var. Büyük bir eşitsizlik diyelim veya farklılaşma diyelim. Tabii eşitlik kavramı üzerinde durursak o başka şeylere gideriz. Başka yönlere kaymış oluruz. Burada adaletsizlik en önemlisi. Ve çatışmacılık, tahakküm, tezahüm, tenazu vesaire gibi bu tür temellere dayanan bir şey var. Ve bunun karşısında İslam'ın getirdiği o medeniyet anlayışını bir zaman burada karşısına bedel olarak koyuyor. Menfaat yerine faziletin konması. Hani
fazilet, cumhuriyet en temel esas fazilettir diyor ya Montesquieu kitabında. Başkasına mal ediliyor ama cumhuriyet fazilettir sözü. Montesquieu'nun Kanunların Ruhu kitabının hemen hemen başında yer alır bu ifade. Bu ifade oradan alınmadır, ona aittir. Onu da belirtelim burada. Yani fazilet üzerine dayanması, menfaat yerine adalet, tevazül, tecazül, muhabbet, milliyet yerine rabıtayı dini ve vatani üzerine uhuvvet, müsalemet, barışı esas alır. Haricin tecavüzüne karşı yalnız tedafu esas alması, hayatta düsturu cidal yerine taavün, ittihat ve tesanüt, heva yerine huda ve bunun ötesinde de insan terakki ve ruhen tekamülüdür. Yani insanı kendi ana hem de manevi olarak, ruhani olarak kendi ruh halinin nefis teskiyesi dediğimiz vesaire dediğimiz hususlara kadar geliyor bu zaman. Havayı tahdit eder, nefsin hevesat-ı süfliyesinin teshiline bedel ruhun hissiyat-ı ulviyesini, yani ulvi hisleri de aynı şekilde şey edecek bir şekilde nedir? Şahsi kemalata da yol açacak bir şekilde bir öneri getiriyor. Yani İslamiyet bunları getiriyor. İslam medeniyeti bunlar bu temeller üzerinde kurulu ve bunu mukayese ederek Batı medenilerine karşı, unsurlarına ve düsturlarına karşı İslam'ın getirdiği bu düsturları koyuyor. Genel olarak insanlığı şey diyor. Yani ontolojik çıkmazı çözüyor bir düzen. Yani Batı'nın getirdiği bir ontolojik çıkmaz var. İnsanın kendi fıtratına yabancılaşması özellikle. En önemli hususiyetlerden bir tanesi o. Zaten Batı'da alienation dediğimiz yani yabancılaşma kavramı çok tartışılmış. Marx bile bunu tartışmıştır, Russo tartışmıştır vesaire. Aslında onlar da bunu bir sorun olarak görüyorlar. Ama yaklaşım tarzı, o oluşan Batı'da oluşan o bilim felsefesine tırnak içerisinde dayandırılan o rasyonalizm, pozitivizmle 19. yüzyılda özellikle daha böyle zirve yapan o anlayış, o Mustafa'da özellikle o anlayış bu tartışmanın doğru bir şekilde yani insanın fıtratına ilişkin ve fıtratına yabancılaşmasına ilişkin tartışmaları yanlış bir zemine kaydırıyor. Aslında Bediüzzaman burada ontolojik olarak insanın mevkiini yerli yerinde oturtuyor. Orada bir adalet tesis etmeye çalışıyor. Yerli yerine oturtarak bunun üzerine bir inşa faaliyeti. Yani ulvi bir halet-i ruhiyenin, ulvi ruhun, ulvi hissiyat-ı ulviyesinin de şey edildiği, tazammül ettirildiği ulvi şeylerin ve ruhen tekamülü de, ruhen gelişmeyi, olgunlaşmayı bunu da şeyden. Tabii burada ahlak da devreye giriyor bu anlamda. Ahlak devreye giriyor, maneviyat devreye giriyor, insanın nefis teskiyesi devreye giriyor. Ontolojik olarak yerli yerine oturması yani. Yani Allah'ın kulu olarak ama eşref-i mahlukat, ama demeyelim de Allah'ın kulu olarak eşref-i mahlukat olarak bir yere oturması. Yani kendi fıtratıyla barışması. Ahireti unutturucu değil, insanın ahiret gerçeğini insanın karşısına çıkaran, insanın sonsuz geleceğini de, ebedi geleceğini de, mukadderatını da bir şekilde teminat altına alan bir reçete sunuyor Bediüzzaman. Çok teşekkürler Müfit Hocam. Yani burada böyle bir reçete sunuyor. Daha sonraki şeylerde de bir cümlede ona değiniyor. Gerek bu siyasetle alakalı olarak söylediği ifadeler bunun devamından hem o döneme ait olan o tahlilleriyle Bediüzzaman hani savaş sonrasında o büyük bir yenilgi sonrasında denilen noktayı tahlil etmesi açısından hem de geleceğe dönelik projeksiyonlar ve verdiği umut. Yani sonunda diyor ya istikbal inkılabı içinde en yüksek, en bir seda İslam'ın sadası olacaktır. Sözüyle de bir şekilde Bediüzzaman mücmel bir şekilde bunu da sunuyor insanlara. Ve aynı zamanda işte
burada Bediüzzaman bir de İslam'ın erkanına da vurgu yapıyor. İşte bunların terk edilmesi veya bunlarda ihmalkarlık yapılması, ki Osmanlı'da bu son dönemlerde maalesef bu durum böyle söz konusuydu. Evet. Salat, savun, zekat gibi. Zaten burada şeye de vurgu yapıyor. Büniyel İslam ala hemse. Ala hemse. Yani bu hadis-i şerifte, Buhari'de geçen ve diğer şeylerde geçen, İslam beş şey üzerine mebnidir. Hadis-i şerifinin de, üzerinden de aynı şekilde Bediüzzaman buraya da vurgu yapıyor. Yani temelleri, direkleri yıktığınız zaman, hani salatu imadü dini hadis-i şerifinde de vurgulandığı gibi, İslam'ın temel direklerini yıktığınız zaman size ait yapılar, sizin yapılarınız, sizin kurduğunuz o medeniyet tabii ki yıkılır. O medeniyetin yıkılmasının, evet, sebeplerini izah ederken buraya, evet, da vurgu